Merhaba, bu eğitim videosunda yön dedektörü modülünü yapılandırmaya bakacağız. Yön dedektörü modülü, insanların, arabaların ve bisikletlerin yasak bir yöndeki hareketlerini algılamak için tasarlanmıştır. Modül, benzersiz nesneleri yüksek doğrulukla tanımanıza ve izlemenize olanak tanıyan bir nöral nesne detektörü kullanarak çalışır. Şimdi ayarlara geçelim. Öncelikle Analytics bölümünde Direction Detector modülünün aktif olduğundan emin olunuz. Ardından, cihazın kanalındaki nöral dedektöre gitmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için kanallar sekmesine gidin, uygun cihaz kanalını seçin ve yazılım dedektörleri listesinde nöral dedektör parametresini bulun. Yön dedektörü modülünün hem yerel hem de uzaktan çalışabileceğine dikkat edilmelidir. Çalışma modunu seçeceğiz ve nöral dedektörü etkinleştireceğiz. Ayarlar menüsünde, görüntünün istediğiniz alanında kenarlıklar oluşturmanız gerekir. Bunu yapmak için, nesneleri sayma sekmesine gidin ve bir kenarlık oluşturmak için düğmeye tıklayın. Kenarlık birçok noktadan oluşabilir ve farenin alanın üzerine sol tıklanmasıyla oluşturulur. Ctrl artı Enter tuş bileşimini kullanarak da nesnenin oluşturulmasını tamamlayabilirsiniz. Şimdi sınırı adlandırmamız gerekiyor. Tamamı büyük harflerle Open kelimesini içermelidir. Komut dosyası bunu kullanarak hangi sınırın izleneceğini belirleyecektir. Not, sözcük çalışabilmesi için tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Sözcük boşluksuz yazılabilir, border 1 open veya ayrı olarak border 1 open. Kenarlığı yeniden adlandırmak için mevcut kenarlık adına çift tıklayın, yeni adı girin ve enter tuşuna basın. Kenarlık rengini, çizgi kalınlığını ve sabit nesnenin türünü gerektiği gibi değiştirebilirsiniz. Yasaklanan hareket yönü, A sınırından B'ye doğru gitmelidir. Nesne sınırı bu yönde geçerse, bir alarm olayı oluşturulur. Kenarlık oluşturma sürecinde bir hata yaparsanız, örneğin kenarları yanlış belirttiyseniz, kenar değiştirme butonunu kullanarak kolayca değiştirebilirsiniz. Sınırları oluşturup yapılandırdıktan sonra, nesne sayımı ve izlemeyi etkinleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için, dedektör sekmesindeki temel ayarlara gidin ve belirtilen parametreleri seçin. Dedektör görüntüde yanlış pozitifler üretirse, gelişmiş ayarları yapılandırın. Cihaz kanalını yapılandırdıktan sonra özel bir komut dosyası yüklemeniz gerekir. Bu komut dosyası, modülün çalışma mantığından sorumlu olacak ve alarm olayları oluşturacaktır. Komut dosyasını yüklemek için otomasyon sekmesine gidin ve yeni komut dosyasını seçin. Ardından, örnek yükle, dosyadan tıklayın. Açılan pencerede, komut dosyasını seçin ve Open'ı tıklayın. Komut dosyasını yükledikten sonra, komut dosyasını etkinleştir parametresinin işaretini kaldırın ve kaydeti tıklayın. Şimdi Betty'yi doğru sınırlardan olayları alacak şekilde yapılandırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için komut dosyası parametrelerine gidin ve önceden oluşturulmuş sınırları belirtin. Manuel olarak veya nesne ağacı kullanılarak belirtilebilirler. Kenarlıkları seçtikten sonra Fancy Log Alerts parametresine bir bayrak koyun ve Betty'yi kaydedin. Belirtilen parametre, komut dosyasının alarm olayları oluşturmasına ve bunları Postgres veritabanına kaydetmesine olanak tanır. Ayarları kaydettikten sonra komut dosyasını etkinleştirin ve monitör arayüzünde olay günlüğüne gidin. Burada modülün işlevselliğini belirleyebiliriz. İlginiz için teşekkürler.